1997-2014 arası SSK'sı başlayan yaşadı. 48-53 yaş arası için şipşak emeklilik yaşı değişiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, emeklilik için belirlenen yaş sınırlarını esneten ve erken emekliliği daha erişilebilir kılan son yıllardaki düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Bu değişiklikler, bireylerin emeklilik planlarını hızlandırırken, özellikle askerlik borçlanması, Engelli çalışanlar için sağlanan avantajlar ve yıpranma payı uygulamaları gibi seçeneklerle emeklilik süreçlerini kolaylaştırıyor. SGK son yıllarda yaptığı düzenlemelerle emeklilik yaşını beklemeden emekli olmayı isteyen vatandaşlar için birçok farklı seçenek sunuyor. Askerlik borçlanması, kısmi emeklilik, malulen emeklilik ve engelli çalışanlar için sağlanan prim avantajları bu fırsatlardan yalnızca birkaçını oluşturuyor. Bu düzenlemeler Özellikle anneler, ağır işlerde çalışanlar ve engelli bireyler için önemli fırsatlar sunuyor. SGK uzmanları bu tür düzenlemelerle emeklilik süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Askerlik borçlanması ile erken emeklilik. Erkek sigortalılar için büyük avantaj sağlayan askerlik borçlanması hem prim gün sayısını artırmak hem de sigorta başlangıcını geriye çekmek gibi iki önemli fayda sunuyor. Bu düzenleme askerlik süresi uzun olan ve emekli olmak için, belirli bir süre daha prim ödemek zorunda olan vatandaşlar için erken emeklilik kapısını aralıyor. Özellikle 1999 öncesinde sigortalı çalışanlar, bu avantajdan yararlanarak emeklilik yaşlarını düşürebiliyorlar. Kısmi emeklilik, 15 yıl ve 3600 günlü emeklilik. SGK'nın getirdiği kısmi emeklilik düzenlemesi, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü tamamlayan vatandaşlara yaş şartına bakılmaksızın emeklilik hakkı tanıyor. Bu düzenleme özellikle 1999 öncesinde sigortalı olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi tamamlanmış kişiler artık emekli olabilecekler. Malulen emeklilik, çalışma gücünü kaybedenlere kolaylık. SGK Çalışma gücünü kaybeden sigortalılara malulen emeklilik hakkı tanıyor. İş gücü kaybı en az yüzde altmış olan bireyler, 1800 prim günü ile yaş şartı aranmaksızın emekli olabilirler. Ancak malulen emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşları kesilmektedir. Bu düzenleme, iş gücünü kaybeden kişilerin ekonomik olarak daha zor durumda kalmamalarını amaçlıyor. Engelli çalışanlar için erken emeklilik fırsatları Engelli çalışanlar için de erken emeklilik imkanı bulunuyor. %40 ve üzeri engeli bulunan sigortalılar, engellilik durumlarına göre prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilirler. Ayrıca, engelli çalışanlara sağlanan vergi indirimleri onların emekli maaşlarını artırabilir. Bu düzenleme, engelli çalışanlar için çalışma hayatlarını sürdürülebilir hale getiriyor. Yıpranma payı ile ağır işlerde çalışanlar için erken emeklilik. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için de önemli düzenlemeler bulunuyor. Madencilik, gazetecilik ve benzeri ağır işler çalışanların sigorta prim sürelerine ek günler eklenmesini sağlıyor. Bu ek günler sayesinde çalışanlar daha erken yaşta emekli olabilirler yıpranma payı uygulaması, bu tür meslek gruplarında çalışan vatandaşların sağlıklarını ve yaşam kalitelerini korumayı amaçlıyor. Engelli çocuğa sahip anneler için erken emeklilik SGK'nın en dikkat çekici düzenlemelerinden biri de engelli çocuğa sahip anneler için sunduğu prim avantavıdır. 2008 ve sonrasında engelli çocuk sahibi annelere yatırdıkları primlerin dörtte biri ekleniyor ve bu süre emeklilik yaşından düşülüyor. Böylece anneler emekliliğe daha erken ulaşabiliyorlar. Bu düzenleme özellikle anneler için büyük bir kolaylık sağlıyor.